Gümraten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi süper 10 numara kar yağıyor. İnce ince yağıyor ama iyi yağıyor. Oyunların bakımını yaptık. Şimdi köpekler yanı veriyor. Oradan gideceğim. Fırından sıcacık ekmeği alıp geleceğiz. Ailecek sabah kahvaltısı, tereyağı, yumurta ne bulduysak onu yiyeceğiz. Çünkü doğal beslenmemiz lazım. Doğal beslenmedik mi hayatta kalamayız. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler. Gel Güdek gel. Al Güdek gel. Gel gel. Gel. Arkadaşlar Güdek de şu gübre çuvallarının üstüne yattı. Gel oğlum gel. Gel çık 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 çık. Hadi lan gel. Kulaklar da duyuyor gel. Gel oğlum hadi gel. Çık 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 çık. Ah ah. Gel oğlum gel. Gel gel. Gel Güdek gel. Gel çabuk haydi di. Gel ah. Çık 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 çık. Nerede, sesin nereden geldi bilmiyor ya. Gel oğlum. Gel gel gel. Çık 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 çık. Gel hadi sen de gel. Gel. Gel Güdek gel 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 hadi gel 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 hadi gel gel hadi gel hadi gel. Vallahi bayağı kar yapmış ha, 20 santim var. Şu anda sabah saat 8 arkadaşlar. Gel gel hadi gel. Gel 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 gel. Vay 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 vay. Çocuklarım o ya. Hayır hayır hayır, daha daha çocuk, hayır hayır. Şşt. Hayır. O daha çocuk. Hayır. Amca gel. Gel hadi gel hadi gel hadi gel. Gel hadi gel. Gel Güdek 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 gel. Ne var ya? Hayır hayır. Ne var ya? Oğul. Abi sen var ya gerçekten gözüküyor muydu ha? Bak bunu çıkarıyor. Bu daha çocuk. Bu senin, bunu seni öğreteceğim. Hayır, hayır, hayır. Soğuk, soğuk. Evet arkadaşlar, şimdi köpeklerin, koyunların, hayvanların hepsinin karnını doyurduk. Şimdi sıra kendimize gideceğiz. Kendimize de ekmek alıp geleceğiz. Bu arada arkadaşlar bizim burada ekmek 7 TL. Pide de aynı, ekmek de aynı 7 TL. Ama durdu durdu. Aynı geçen sene kev oldu. Geçen sene de aynı ZMR'nin sonuna doğru yağmaya başladı. 25'i miydi? 26'sı mıydı ocağın? Çünkü onu da nereden biliyorum? Abdullah'ın her doğum gününde kar yağıyor. Abdullah 29 Ocak doğumlu.
2008. Ocak ayın 29'unda doğmuştu Abdullah. O zaman da aynıydı. Doğduğunda. Zor. Konya bile doğumhane evde ki ambulans vermedi dedi. Burada bir dayıdan cip istedik. Cip ile gitmiştik. Cip ile gitmesek zaten mahvoluyduk o zaman. Bizim köyün camisi arkadaşlar gerçekten var ya, burada bir insanlar usta sanatını konuşturmuş, kitap gibi taştı var. Bir de suasını yapmışlar, gez suası diyorlar buna bizim burada. Hastanede bir Bosfor'da iş olan insanlar arabalarını çalıştırıyor diye uğraşırlar. Ulan Hasan Söyün, hoş geldin. Gel bana ya. Eyvallah, sen nasılsın? İyi, iyi gördüm seni. Eyvallah, sen de iyisin vallahi. Vallahi biz daha var, işte dağda daş dolanıyoruz. Eyvallah. Haydi görüşürüz lan. Görüşürüz bakalım. Arkadaşlar bu arkadaş o yerden göçülü Musalay var. Onun oğlu bayağı çoktan beri köye gelmezdi. Yani hemen hemen bir 10 yıldır falan köye gelmezdi tahmini. Bu saatte sabah kayveye kim geldi ben anlamıyorum ya. Abi sokak köpekleri de fırından gelen giden bir ekmeği alıverir mi diye fırının önünü beklerler. O fırıncı hızlı. Eve mi gitti? Eve gitti diyor. Eve. Valla normalde bu saatte fide yeni çıkar oldu. İşte arkadaşlar bunlar bekliyor burada. Ama yapmış yok çocuklar. Ben de 4-5 tane köpek doyurdum. Herkes benim gibi köpek doyursa aç kalmaz. Yürü. Ben kendi köpeğime vermiyorum ekmeği, size neyi vereyim? Bakalım sabah sabah kaybede kim var? Ay çık. Kaç sabah sabah zorumuz ne? Bu havada. Selam aleyküm. Merhaba Mehmet Ağa. Merhaba emmi, merhaba. Sadece sinemasına ne çok... Ne yapalım bu? Ben her gün böyleyim. Arkadaşlar, kayvenin ilk müşterisi şey. Yazıyla benim. Mehmet Akül. Lakabı da Kara. He. İşte o, bu. Ne yazı arkadaşım var burada? Mehmet Amarat. Bir de kayvenin içini göstereyim. Ne yazı? İlk müşterimiz abi. Evet arkadaşlar. Akşamlara vakit geçirdiğimiz yer burası. O devamlı bahsettiğim Ahmet dayı da bu. Çayın doğan adamı. Hayırlı işler Ahmet dayı. Arkadaşlar gerçekten çaydan ona çay konuşturan adam bu. 10 numara çay yapıyor. Ben de o kadar kayıvecilik yaptım ama Ahmet dayı tutmuyor. Beni boş ver, elemanını yapıyor aynı çayı, gene olmuyor. Merhaba Şükrü. Merhaba.
Arkadaşlar bu Sarbinay'da ben 2007-2013'e kadar gayri olarak ben çalıştım. Ondan sonra bir arkadaş çalıştırdı. O da yapamadı, bıraktı. Şu anda boş duruyor. Ama o zaman köyde genç çoktu, kalabalıktı. Yani benim oraya gençler takılırdı. Ahmet Dayı'nın oraya ihtiyar takımı takılırdı. Ama tabii her geçen gün köy göç verdiği için yani iş kapısı yok. Burada köyde duran insan ne yapabilir? Hayvancılık yapabilir. Yani bu bina bana 6-7 sene ekmek verdi. Bizim karavan da burada arkadaşlar. İçini açıp da hiç bakmadık. Aktı mı akmadı bunu da belli. Bildiğimiz yok. Mördünler de salatanın yanına geliyorlar. Çünkü fırınımız var, bakkalımız var. Kahvemiz var. Burası da bizim köyün mini market. İşte burası arkadaşlar bizim köyün mini market. Saltay hayırlı işler. Oğlum sağ olasın. Köyde bakkalımız var, fırınımız var, kahvemiz var. Çoğu köyden çok çok bizim köy. Haydi hayırlı işler Saltay. Saltay'ım daha yeni açmış. Bakkalı zoba yakıyor. Saltay'da babadan oğula geçemiş bakkalcılık. Arkadaşlar Salın Kerim'in salık bu. 94-95 yaşında. Şu anda babası o da bakkalcılıktan emekli oldu. Saltay'a bıraktı. Esas bakkalları şey değil. Hemen şurada evlerinin altındaydı. O zaman önceden şu mavi kapının olduğu yerde bakkalı. Köyde 3-4 tane bakkal vardı önceden. Çok kalabalık adam bu köy. Şu anda 2 tane bakkal var. Tabii buradayız Saltay. Evlerin altında aynı babasından kalan yerde. Ama tabi aşağı merkeze yakın olması daha iyi. Kayve inen insanlar sigaradır işte. Ufak tefektir. İşte burası arkadaşlar. Önceki bakkalları burasıydı. Kerim Dayı babası buradan emekli oldu. Biraz ekmek alma şeyi uzun olmuş olabilir ama sizlere köyün içini elinden geldiği kadar gidip gelimizleri göstermeye çalışıyorum. Yenisi Emiş Hanım çay demlemiştir. Kahvaltıyı da yaptık mı? Böyle vada ne yapacağız? Yatacağız. Yazın çok geziyoruz, çok dolanıyoruz. Yatma fırsatımız yok. Aynı bizimki kış uykusuna yatma gibi. Kalkacağız hayvanların saman yemini vereceğiz. Kendi karnımızı doyuracağız. Ondan sonra bize yatacağız. Çünkü başka yapacak bir şey yok.
Evet, Malmö'ye gidiyor. Dayının biri de. Şimdi köy yerinde doğal gaz yok. Herkesin sobanın üstünde çaydanlığı gübümü kaynıyor. Çünkü sobanın özelliği bu. Merhaba mi? Emimmiş arkadaşlar. Yani babamın kardeşleri değil, annemin amcasının oğlu. Biz de tabi amcaya biz burada emi diyoruz. Şey! Tavuklara bak. Hemen ahıra gidecekler. Karda gidecek yer yok. Ahıra gidip koyundan soban deşecekler. Şey! Girecek yer arıyor. Bak her taraf kapalı ya. Girecek yer arar. Bir tane de koyun doğum yaptıydı. Dönü bak kaynağı çıkmadan. Gülmülay! Haydi kızım kayalım. Şimdi biraz sonra Gülmülay'la kayarız burada. Hay maşallah maşallah. O bir tanesi kullanmış. Bir tanesi de burada kullanmış. Hay maşallah be. Ver Allah'ım ver. Bakalım ha, bu dişim erkek mi? Dur. Şunları temizleyelim. Şuraya bir kenara çeken getir. Koyunların burada iki tane büyük kovaları var. Bunları dolduruyoruz. Yani girip çıktıktan çıkınca bunu üç kere doldurduk mu yetiyor. Da yine biz tabanını devamlı dolduruyor. Karnı doyan bak. Çekilmiş kenara. Arkadaşlar şu anda var ya, bir günde verdiğim samanı dağa giderken bir haftada vermiyordum. Yani o kadar dağa gitmemizin şu an avantajları, çünkü o samanları gitmeseydik vereceğimiz samanları şimdi koyunlara fazlasıyla veriyoruz, çünkü acıktırmayız koyunları. Neyle veriyoruz? Buğday samanı bancar küspesiyle karıp, ondan sonra toklu yemini tekrar bancarla karıp böyle veriyoruz. Bu da Gülmülay'ın kara kızı. Değil mi kız? Gel senin karnını doyuralım, hadi gel. Gel önce sizin karnınızı doyuralım. Kedi, köpek, koyun, inek. Babi sen buraya niye çıktın? Bak şimdi dövüceğine bana. Arkadaşlar bir de buna alışmış, balkona çıkıyor köpek. Buraya pisliğini yapmış. Ama şimdi aşağıya aşağıya yürü, çabuk aşağı. Yürü. Çık. Uç. Yürü. Çabuk ahıra. Çabuk ahıra yürü. Uç. Yürü çabuk. Uç. Yürü. Uç. Nereden aldın onları? Marketten. Marketten mi? Evet. Siz benim için kar gitmiş ama hadi çabuk da çıkaralım. Çabuk öyle karın içine boylamayı yoldan git. Arkadaşlar abisiyle benim kızım markete gitmişler. Bakkala değil mi kızım? Hı-hı. Bir poşet dolusu abur cubur almışlar. Ne kızım? Yoruldun mu? Abici değil mi? Sırtıma. He? Annem taşıyacak. Ben tutarım. Nasıl tutarsın? Haydi. Vay.
Arkadaşlar Abdullah'ın motorunun tekeri patlamış. İç lastiği almış gelmiş. Ahmet ve Abdullah'ın arkadaşı. O da yapıyormuş. Ve bu soğukta motora binmeyecek durmayıp motorla uğraşıyor. Şimdi artık akşam oyunların bakımı 1,5 saatlik bir maraton bizi bekliyor. Kesin içeri yine koyun kuzulayıyor. Çünkü koyunlar bu kadar dışarıya birikmezler. Bakalım. İşte bir tanesi bu da. Maşallah be. Emmişler işte, ikisi de emdirmiş. Kudularını yatırmışlar. Haydi baba. Haydi. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi akşamlar. Senin söylediğin ne olacak? Ben apı çıkartacağım. Atay. Oh. Barımdan da atayım. Atmayın ama yok. Oğlum şöyle bak, atmadı la. Ne oldu kızım? Kim kalktırdı? Ne oldu babacığım? Kim kalktırdı? Ne oldu kızım? Ya bu gereksiz yere ağlamasana, ne ağlasın? Bak şunu atıyoruz. Bundan eline düşüyor. Hem bak bir. Gülmiray. Kızlar öyle ufak tefek şey için ağlar mı? Ne kızım? Ne oldu demişsin? Gülmüray'ın arkadaşı Irmak. Anne. Ya abla. Şunu attın tabii. Anne sabun atıyor. Dağlarda delik yok arkadaşlar. Yaylada var ya gerçekten. 1 metre. İyi Mehmet, sen nasılsın? Hı. Oruklarda kalın buza baksana da ya. 1 metre büyüklüğü var, kırdığım halde. Sabah kırdım da bak yine. Sokak lambasının sıcaklığından eriyen. Şimdi akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra kaybı. Başka yapacak bir şey yok.